Dostlar, herkese merhabalar. Belki de Türkiye'de çok az bulabileceğiniz, yollarda çok 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 az görebileceğiniz, videolarda bile belki çok az görebileceğiniz BMW 2 35i ile beraberiz. Önce bir etrafına dolaştırayım size aracın. Araç 2 litre. O bilgileri de vereyim şimdi size. 2 litre, 4 çeker, 306 beygir. Yani şaka gibi değil mi? Şaka makineleri bunlar hakikaten. 2.35i zaten arkada görüyorsunuz. Zaten detaylı şimdi bakacağız. Size şöyle bir önceden bir göstereyim dedim. Şu bir serisini çekmiştim. Onu videosu da kanalda. Artık hangisini önce koyarsam bakarım. Başlayalım mı? Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. 2 benim pek hoşuma gitmiyordu. Ama şu önden bu yeni tamponlarla beraber, yani bu M tamponlarla beraber harika duruyor. Burada hava yönlendirme sistemleriniz var bakın. Buradan hem radyatörlere hava gidiyor ön kısımdan, hem de şuradan lastiklere, jantlara hava gidiyor. Yani şu gerçekten çok güzel. Buralar kapalı. Burası açılıyor mu ya? Bu sanki açılmıyor gibi, tek yekpareymiş gibi duruyor. Onun haricinde altta çarpışma sistemimiz var. Ön çarpışma sistemi. Şurası lip gibi durmuş. Aşırı güzel durmuş tampon entegreler. Bayağı da alçak duruyor. Bunda M süspansiyonlar da vardı muhtemelen. Fiyatını göstereyim size şimdi. 2.35i X-Drive Grand Coupe olarak geçiyor. 306 beygir. Donanımlar zaten şuradan bakıyorsunuzdur. Standart Türkiye paketi, anahtar teslim fiyatı 890 bin TL. Peki niye fiyat böyle oluyor? Opsiyonlarla oluyor. Maalesef. Araç bu. Hakikaten cidden çok güzel duruyor. Pek beğenmezdim ben BMW'yi ama. Şu yani tasarıma diyecek söz yok. Bu kaç inç ya? Şu kaliper disk kaç milimetre acaba? Bir 300 rahat var ama Pirelli lastiklerle geliyor. Detaylar çok iyi be. P0'larla geliyor. 18 gibi duruyor sanki ama. Bir bakayım, arkaya da bakayım önce. 225, 40, 18 aynen. Yan tarafta marşbeniz var. Bunda şey yok. Tabii bu araç ne kadar gerek bilmiyorum ama kupe araç zaten. Camdan öncelikle açık kapanıyor ama vakum özelliği bunda bakın yok. İçinde geleceğim, içinde seçimleri, renk seçimleri, tercihler bayağı iyi. 235 iyi. Böyle görünüyor. Ya arkası ikilim birazcık büyük gibi ya. Çok büyük değil mi? Bagajı bana çok büyük geliyor. Tasarımına bunu bir alışamadım. Önden ne kadar beğeniyorsam arkadan da o kadar beğenmiyorum. Tercih meselesi tabii. Yorum yapıyoruz. Egzozlarınız gerçek. Yan tarafa da bakalım. Bu da gerçek. Çift çıkış egzozumuz var. Ya şu difüzörü falan beğendim ama arkayı bir türlü beğenemedim. Şimdi diyecekler muhtemelen yorumlarda. Sen beğenmediğinde ne oldu sanki diyecekler. Alabiliyor musun diyecekler de. Diyecekler muhtemelen. Haklılardı. Elektrikli bir bagajı yok ama. Belki onu bekleyebilirdiniz bu fiyatlarda. Buradan kapatıyorsunuz. Bagajın yayı şu an bayağı kendini atıyor yukarı. Spoiler var üzerinde. Bagajın üstünde. Ya bu biraz kurtarmış. Hani bunlar birazcık kurtarmış arkasında ama dediğim gibi arkayı pek beğenmiyorum. Can tabanı. Bir line. Evet, koltuklar. İç mekana söyleyecek bir şey var mı sizce? Bence yok. Şu renk çok güzelmiş. Şu renk güzelmiş. Şu biraz daha açık duruyor böyle. Sanki parlaklığını yitirmiş gibi duruyor ama şu çok güzel cidden. Ambiyans aydınlatmanız bakın şurada. Şunun içinde böyle sanki örümcek ağ dolanmış gibi geliyor. Ambiyanslar içinde. İç renk seçimi çok güzel. Spor araç zaten bu genel olarak. Koltukları falan görüyorsunuz. Pek aman aman da bunu boğmaya gerek yok zaten bence. Koltuk seçimleri iyi ya. Yorum yapamıyorum. İç mekan, kalite falan yıkılıyor be. Şu detaylar çok hoş değil mi?
ne kadar beğendiniz bilmiyorum ama üst taraf komple cam. Benim başım şu an değiyor mu? Benim başım şu an değiyor. Ben 1.83 boyundayım. Başım değiyor şu an buna ama. Ama. Yorum yapamıyorum. Çok iyi çünkü. 2.35 burada detaylarınız var. Bir motoruna da bakalım. Çift çekmeli açılıyor BMW'ler. Şöyle bir çekelim. Tamam. Bakalım sonra içinden devam edelim. En performans motorumuz böyle görünüyor. Şu kule gergeleri çok güzel duruyor. Bir öncekinden de söylemiştim ama cidden çok güzel duruyor. Ya motor kaputunun yeri küçük duruyor. Ama yani 2 litrelik motor var tabi bunda. Çok aman aman büyük durmuyor. Ama üzerindeki detaylara falan bakın. Bunu zaten kapak mı çıkar da. En performans hizasını falan koymuşlar oraya. 2.35 olduğu için. Hani fazla bir kaput açınca yer kaplamıyor gibi gösteriyor. Ben öyle bir intibadayım şu an yani. Öyle görünüyorum. Koltuklar elektrikli komple. M235 iyi yazıları. 306 beygir dediğimiz gibi. Ambiyansını şuraya koymaları çok tatlı durmuş. Çok güzel bir detay. Bir de turuncu mavi. Çok iyi yani. Koltuk bayağı bir aşağı iniyor. Harman kardonlar var tabii ki yani bunda. Doğal olarak. Alabileceğiniz en pahalı 2 bulmuş şu an. M2 harici bu herhalde. Ambiyanslar bakın burada. Şöyle karartarak daha net gösterebilir miyim? Böyle görünüyor. Hem orada var hem şu göğüste var hafif bir. Kapılarda var. İç mekan sizi çok güzel sarıyor. Cidden yani çok güzel duruyor. Şu direksiyon falan kalınlığı harika. Harika harika harika. Direksiyon ısıtmalar falan F1 pedal shift'ler çok güzel hissettiriyor. Yorum yapmıyorum ya. Gösteriyorum sadece şöyle. Siz yapın yorumu. Ben yapmıyorum bir şey. Ekranı falan tabi hissiyatını 1'de göstermiştim. Bunu da harika çalışıyor. Tık tık bu ses çıkarması çok tatlı. Yani bu pahalı hissettiriyor. Onu söyleyebilirim. Öyle detaylar. Hakikaten kaliteli. Bayağı iyi duruyor be. Kaliteler çok iyi. Ya bunun eleştirecek halim yok zaten. Yani ne diyeyim ki ben buna şimdi? Çok klas açılıyor yavaş yavaş. Tam sarı değil, beyaz da değil. Premium renk yani. Premium ışık hakikaten bu. Ne sarı ne beyaz. Tam bu kadınların aradığı makyaj ışığı. Artık ne kadar makyaj yapacaklar bu araçta bilmiyorum alırlarsa ama böyle bir gerçekte var. Tüm BMW'lerde olduğu gibi yani. Böyleydi dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Çıkalım artık. Çok da fazla durmanın bir anlamı yok. Körnokta falan her şey var. M yazıları yan tarafta çamurluklar da var. Böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone sayılarımıza göre çok bakıyorlar yani bu araçları çekmek için. Lütfen şu sağ alttan hemen kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Benim gelişmemde yardımcı olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir göstereyim. Hoşça kalın.